Horok'tan herkese günaydın. Bugünün rotasında Vakan Koridoru var. M41'den yani Pamir yolundan geçici bir süreliğine ayrılıyoruz. Ve ardından Vakan Koridoru'na geçiş yapacağız. Afganistan sınırında sürmeye devam ediyoruz. Yollar zor ama çok çok eğleniyorum. Özellikle akşam otele vardığımda benim için inanılmaz güzel oluyor. Hala 4 motor gezmeye devam ediyoruz. Çünkü rotamız aynı. İnanılmaz keyifli geçiyor günler. O zaman yol başlasın. Hep aynı manzaraları sunacağım gibi düşünüyorum ama bir süre sonra yükselmeye başlayacağız. O zaman biz başlıyoruz. Hepimize iyi yolculuklar diliyorum. Günaydın herkese. Horok'tan ayrıldık. Kaldığım otel Panj Nehri'nin kenarındaydı ve gecelik oda başı 30 dolardı. Biraz pahalı bu bölge için çünkü hiçbir şey yok. Fakat inanılmaz iyi dinlendim. Dün 9.30'da uyumuşum yorgunluktan. Sabah 5'te uyandım. Bezin gibi. Ondan sonracığıma. Bugün nereye gidiyoruz size onu söyleyeyim. Vakan koridorundan geçeceğiz ve ardından Yambuşul gibi bir yerde kalacağız. Vakan koridorunu Afganistan sınırında sürmeye devam ediyoruz. Dün 2-3 kere düşünce lastik havalarımın şu an bu yollar için çok yüksek olduğunu söyledi en öndeki Simon. Ve lastik havalarını tek kişiye göre indirdik. Off-road sürüşü yaptığımız için. Bakalım motorda bir değişiklik olacak mı? Bana nasıl tepkiler verecek merak ediyorum. Heyecanlıyım bugün içinde. Yani yoldayken böyle şey oluyor. Lanet edip ulan bitsin artık falan deyip otele geldiğimde vay yine yolda olacağım hissi var ve bu gerçekten çok güzel bir his. Yani asfaltta sürmek evet çok kolay. Burası çok zor fakat burada inanılmaz keyif alıyorum ya. Yani Türkiye'ye dönünce buraları özleyeceğimi düşünüyorum. Çok iyi arkadaşlıklar edindik yani. Çok keyifliler. Çok anlamıyorum çünkü Simon ve Christy çok hızlı konuşuyor. Ana dilleri adamların. Fakat güzel anlaşıyoruz ya yani. Çünkü enerji meselesi bu biraz. Enerjilerin tuttuğuna inanıyorum. Öyle. Bakalım tırmanıyoruz. Sabah biraz yağmur yağdı bu arada. Fakat şu an gayet iyi duruyor. Başlayalım o zaman. Çok tatlı çocuklar ya. Diye geçiyor ve Afganistan'la Tacikistan'ı ayırıyor. Bugün Panj Nehri'nin, bugün ve yarın Panj Nehri'nin kenarında sürmeye devam edeceğiz. Umarım yol çok zorlu değildir. Bakalım Panj Nehri'ni sağımıza aldık. Dün hep solumuzdaydı. Öyle ufak ufak ilerliyoruz. 180 kilometremiz var ve saat şu an 11. Kum sıkıntı benim için. Kum dışında sorunum yok. Kumda düşüyorum ama. Öğreneceğim. Moğolistan hazırlık bunlar. Çok güzel manzara ama burası. Biri şey yazmış, Gülşen müthiş demekten ve çok güzel demekten başka bir şey demiyorsun diye. Ama şu yolda ne diyebilirim yani? Ya da diğer yollarda. İşte nehir var, dağ var, müthiş yani. Şu an karşımızda Afganistan var ve şu kameramı çıkarttılar fakat yolda durup video çekmek istedim. Burada askerlerin sığınağı var. Sınırları keşfediyoruz. Az önce kamerayı çıkarmamı söylediler. Asker bölgesi çünkü burası military bölgesi. Pasaport kontrolü yapıyorlar ve bizden fotokopilerimizi istiyorlar aldığımız vizenin. Ama ben kamerasız size göstermeden ya gitmek istemedim. O yüzden kamerayı taktım.
Tam karşımız Afganistan şu an, çok net bir şekilde belli oluyor düne göre. Ve düne göre yol gerçekten çok çok iyi. Yani arada bozuluyor. Afganistan sınırında Wakhan koridorunda geziyorum. Buralar çok özel bölgeler. Çok araştırdım gelmeden. Ali'ye çok çok anlattı bana bu bölgeyi. Yaparsın Gülşah dedi. Gerçekten de burada olduğum için o kadar mutluyum ki. Yani deli işi, farkındayım bunun yani. Şuraya barikatlar kurulmuşken karşıda Taliban Afganistan'ı tamamen ele geçirmiş ve Amerika Afganistan'dan çekilmişken, yani evet, buralarda gezmek riskli mi kısmını düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bir kadın olarak bunu çok rahat söyleyebilirim. Kendimi güvensiz hissettiğim hiçbir nokta olmadı. Yalnız olduğum zamanlarda düşersem ne olur dediğim, ilk düştüğümde korktum birazcık ya kimse gelmezse diye. Çünkü ilk günün rotası gerçekten çok çok zordu. Fakat şu an acayip alıştım. Bir de kendim arkadaş edindim biliyorsunuz. Onların da bana çok büyük desteği oldu. İşlerinden bir tanesinin eğitmen olması gerçekten çok büyük avantaj. Bana off-road ile ilgili çok büyük önemli şeyler verdi. Mesela ben yolda kullanır gibi kollarımı tutuyorum. Fakat o dedi ki kalkman lazım ki yerden darbe aldığında gidon seni itmesin. Gibi gibi, çok eğlenceli. Akşamları birlikte yemek yiyoruz. Yani bugün onlara daha çok alıştım. Gerçekten çok fazla alıştım. Bakalım. Onlar Bartank Vadisi'ne gidecek. Bartank Vadisi çok çok kırıcı. Ben tekrar M41 yoluna bağlanıp Pamir yolunu geçeceğim. Bartang'ı bilmiyorum yani. Bir çocuk GS'in amortisörünü kırdı orada. Aynı otelde kalıyorduk yine. Bu bölgede zaten gezginlerin tercih ettiği çok benzer oteller var. Mesela Green House onlardan biriydi ya da Kalikum'da kaldığımızdaki otel onlardan biriydi. Gibi gibi. Durumlar böyle. Afganistan sınırlarında, barikatların arasında motosiklet kullanıyorum. Gerçekten bu bölge çok özel bir bölge. Hep fotoğraflarına bakıyordum buranın, korkuyordum. Yapabilir miyim diyordum ve şu an buradayım. Telefon çekmiyor bu arada bu military bölgesinde. Bugün ciddi kolay yani. Dün çok zorlandım. Dün çok yorucuydu o yolu patlattıkları yerler. Hop, gerçekten daha zordu. Burada ama sıkıntı yok. Bak gidiyor bizimkiler. Kum sürüşüyle ilgili de benim yaptığım ilk şey gaz kesmek oluyordu. Kum sonuçta. Ve hiçbir deneyimim yok. Fakat Simon dedi ki gaz açman gerekiyor dedi. Ve dedi popoyu geriye alman, ayağa kalkman gerekiyor ki ön taraf hafiflesin dedi. Şu an onları deniyorum. Gayet iyi gidiyor yani. Ya nasıl mutluyum ben bu yollarda olduğum için. Bu arada dünkü kırıcı yolu tekrar dönmem gerekecek maalesef. Onlar için de, onlar Bartang'a gidince ben Pamir yolunu yapacağım. Yine aynı zamanlarda eğer... Allah, kameram var. Korktum be. Çıkarsam mı acaba? Neyse, bir şey yapmazlar herhalde. En kötü sildirirler videoyu. Pisliği çekeyim. Dün alışamamıştım ama bugün çok alıştık onlara.
Bir şey oldu, durduk ama neden durduk anlamadım. Yağmur ufak hafif hafif şey yap. Şu ileride var ya, fena bir yağmura yakalanacağız gibi. Harca parçalıyor. Now in the shop you have the like special scissors. Yeah. Korkuyorum. Burada şurada. Where it looks most hard. Here. Where you are now. I'm go. Heyecanlandım yine ya. Çok var, çok. Bu da çok fazla kum ya. Düşerim diye kamerayı açtım ama düşmedim. Diyoruz. Korkuyorum askerler bize bir şey diyecek diye. Oy, kapat. Ne büyük dağlar. İsviçre gibi şurası. Çok güzel. Aslında geçişlerinden bir tanesi burası. Fakat burada şu an hiçbir asker vesaire yok. Ya muhtemelen pazar günü olduğu için ya da böyle bir kapı yok, kapatılmış da olabilir. Anlamadım. Şu da galiba Afganistan bayrağı başka. Yani. Vay be. Bak burada da asker şeyleri var. Şimdi Işikizm, Isikizm, Işıkizm gibi bir yere gidiyoruz. Orada öğle yemeği molası vereceğiz. Nehir kurumuş mu ya?
Bu arada o kadar çok yoruluyorum ki zayıflamaya başladım. Çok mutluyum. Ki İtalya'da da zayıflamıştım ki Avrupa'nın göbeğinde olmama rağmen. Ama orada dikkat ediyordum. Fakat burada çoğunlukla yani ya yemekleri sevmedim ya bir şey olmadı. O yüzden şey yapmıyorum. Yiyemiyorum ve çok fazla böyle motosiklet kullandığım için de acayip bir şey oluyor. Efor harcıyorum. Kalori kaybediyorum. O yüzden olsun ya, zayıflayalım. Alırız Türkiye'ye dönünce o. Onu diyorum, İtalya'dan dönünce 8 kilo almıştım, hatırlarsınız eski videolardan. Böyle gittikçe büyümeye başladım. Fakat sonra dedim ki ekipman aldım şimdi, özel motordan mont falan aldım. Ondan sonra dedim ben kesin zayıflayacağım, o yüzden şey yapmayayım, dar alayım böyle. İlk aldım, sonra kilo almaya böyle devam ettim sürekli. Ardından şimdi yola çıkmama 10 gün falan var. O kadar çok kilo almışım ki böyle mont artık kapanmıyor yani, sıkıyor. Pantolon falan acayip sıkıyor. Ondan sonra yola çıktım, böyle biraz hafiflemeye başladı. Ardından şimdi de artık bol oluyor yani. Arkadaşlar neredeyiz? Afganistan'dayız, bilemiyorum. Ve bugün bu yol benim için tatil günü oldu. Pazar hem tatil hem de asfalt olduğu için tatil. Çünkü yorulmuşum artık şeyde kullanmaktan. Toprakta kullanmaktan. Garmin çöktü bu arada burada. Yani rota hiçbir şekilde hesaplamıyor. O zaman devam edelim. Nerede bu restoran? Burası mı? Işık çizim bitti. Isık. Ay neyse, söyleyeceğim doğrusunu. Ağaçlar ne kadar güzel olmuş. Olanın da plakalığı kırıldı sarsıntıdan. Onu çıkardık. Ve ardından onun çantasına koyduk. Burada yaşayan insanlar ne iş yapıyor, ben onu da çok anlamadım yani. Tamam, kışın çok sert geçer bence burası. 91-2022. Çocuklar çok tatlılar. Bu sallamadı bana. Kaç yaşındasın? How old are you? It's all about a Burma. Did someone tell you about a particular place, did they? Ha geldi. Fried potato and meat is the only option. Let's go. Do you order four of those? The others are all ordered before us, of course. Yeah, of course.
Çocuk. Bye bye. Bye bye. Dur dur dur. Dur oğlum dur. Ah. Beceremedim. Çocuk olmak çok güzel ya. Çok fakirlik var. İçim gidiyor içim. Dağdan su geliyor. Yine kum.
Oy. Whew. Yes. It takes 3 visits maybe. Okay. Quickly before it gets the bag more dirty. You can just let it go and lean against the wall. Okay. Take it out of your bag, then you can less then you can easy to clean the bag. Well, let it drain a bit actually. Maybe let it drip longer. Yeah. Last spare oil filter. Oh, yeah. Yeah, that, yeah, put the in. Let, try and let that drip a bit more. Whatever that is. Is that a part? Oh, that's a filter. That's a washer for draining the oil. Yeah, I think